Trafik canavarı Manavgat'ta iş başındaydı. Hamile bir kadının direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada park halindeki araçlara çarparak durması sonucu iki kişi yaralanırken bir başka kazada da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil apartmanın bahçesindeki masanın üzerine düştü. Manavgat ilçesinde hamile sürücünün kullandığı otomobil park halindeki otomobillere çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza Antalya-Alanya D400 karayolu Manavgat çevre yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Biraz paniğe kapıldı. Paniğe kapılınca bu araca vurdu. Sonra buna vurdu. Bundan sonra sıkıldı. Alışveriş merkezinin giriş kapısı karşısından hareket eden Yıldız Ç'nin kullandığı otomobil hareketinden saniyeler sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sonunda park halindeki iki araca çarptı. Biz arabaya bindik, Türkçe'yle var ama bindik, tam çalıştırdım ya, yürüyeceğim, bilanmadım, ben yok adam bir şey düşürdüm. Bir baktım, indim, arabalar hep birbirine bitişirmiş, arkada iki bayan içinde yatır öyle. Çarptığı bu otomobil ise alışveriş merkezine getirdiği turistleri alıp hareket etmek üzere olan ticari taksiyi arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Yıldız C ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kıymet Keçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kadının ise hamile olduğu bildirildi. Manavgat'ta meydana gelen bir başka kazadaysa sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil apartmanın bahçesindeki masanın üstüne düştü. Kaza Kavaklı Mahallesi 6514 sokakta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Şen'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp yolun karşısına geçerek bir apartmanın istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada duvarda asılı kalan ve bahçedeki masanın üzerine düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil sürücüsü olay yerine gelen trafik ekiplerinin ısrarına rağmen bir şey olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Otomobilin bahçe duvarını aşıp üstüne düştüğü masada kazadan 5 dakika önce apartman sakinlerinin oturduğu şans eseri 5 dakika önce dağılıp evlerine gitti ve böylelikle bir facianın da önlendiği bildirildi.